Nerede? Şimdi ben size önce efendim Mevlüt Bey'le tanıştıracağım. Yani bahsi geçen kız kardeşini öldürdü diye söylenen, iddia edilen Mevlüt Bey'le tanıştıracağım. Mevlüt Bey az sonra Giresun Kayabaşı Köyü'nde canlı yayınımıza da katılacak. Yüz yüze de gelme şansınız olacak. Dün bizi bir hanımefendi de aradı. Mevlüt Bey, görelim Mevlüt Bey'i de canlı yayında olduğumuz zaman kendisine de soracağım. Kevriye Hanım hanımefendinin anlattıklarını anlatacak. Şöyle söyleyeyim. Mevlüt Bey'den aslında herkes çok korkuyor. En başta onu belirteyim. Yaptığı belli. Herkes çok korkuyor. Ama bu kilit isimlerden biri de Mevlüt Bey'in şu anda boşandığı eşi olduğu da söyleniyor. Dün yaptığımız röportajda bakın bu neler anlattı. Bu korktukları adam kim? İşte bu. Mevlüt Bey. Dayı işte. Gözlere baksana ya. Dayı işte. Dayı. Yani kız kardeşini öldürdüğü iddia edilen dayı. Evet. Evet. Yani Seher'in dayısı. Anladım. Seher diyor ki benim dayım annemi öldürmüş. Sen hiç dayınla karşılaştın mı daha önce? Karşılaştım. Karşı. 2017'de gittim yazın yanına. Bu konuyu sordun. Sordum. Yok, bunu sormadım. Teyzesine bir yanına gitti. Feri'nin yanındaydı. Peki şimdi soracaksın dayını ama önce Mevlüt Bey bize neler anlattı? Bir izleyelim sonra canlı yayında Mevlüt Bey iddialara cevap verecek. Seher Okusal'ı en son ne zaman gördünüz? 2011, 12, 13, 14. 2013-14'te de gördünüz mü? Olabilir. En son gördüğünüzde nerede görmüştünüz? Rensurat'ta görmüştüm. Gebze, Rensurat. Eşinizle siz Kocaeli Gebze'de kalıyordunuz. Evet. Ablanız da orada kalıyordu Seher Hanım, doğru evet. mu? Onun bir ayrı dünyası vardı. Bizim başkaydı. O size ziyarete gelir miydi? Rensurat'ta çalıştığımız için gelirdi. Bir iki bardak içerdi. Açıkçası küfür eder giderdi. O alkollüyken ben sesimi çıkarmazdım. Vururdu, kırardı. Yarın da az günü hiçbir şey yokmuş gibi devam ederdik. O beni çok severdi. Ben de tek dayanağım oydu. Annem, babam sahip çıkmıyorlar. Öteydi, beriydi. Öyle şeylerden ağlardı, sızlardı. Hem öyle dert yanardı. Restoranta sizi ziyarete geldiğinde yanında biri ya da birileri oluyor muydu? Darıca istasyon mevkiinde galericilik yapan bir insan vardı. Onunla çok takışıktı. Çok takip etti ablamı. Bir kurban bayramında kayboldu 2012 yılında. Mikail Bey ailesi benim kapımı bastı. Seher'in evini göstermemi istediler. Ben Seher'in evini bilmediğim için oturduğu siteyi biliyordum. Siteyi gösterdim. Seher oradan çıkarttılar. Gördüler. Tamam dediler. Oradan çekip gittiler. Mikail'i alıp gittiler. Yüzünü değiştirdiğini söyledi, onu söyledi, bunu söyledi. Seher Hanım'ın kaybolduğunu nasıl öğrendiniz siz? O Mikail dedi ki kaç gündür ulaşamıyorum dedi. Biz Çayırova polis karakolluk merkezine gittik. Orada polis amiri bize dedi ki bir insanın dedi kayıp olması için dedi bir nedenler göstermeniz lazım dedi. Kayıp müracaatı öyle kolay olmuyor dedi. Kayıp başvurusu yapmadı. Ablanızı son görmenizden... Burada diyor ki Mevlüt Bey biz kayıp başvurusu için gittik. Bizim kayıp başvurumuzun olması için polis dedi ki çok şey olması lazım. Kayıp başvurumuzu almadı. Bir kere bu doğru bir ifade olamaz. Sen gidip de benim bir yakınım gitti de kayboldu dedikten sonra polis nasıl almaz? Oradaki polis almazsa diyelim ki üşendi almadı. Sana ya da ciddiye almadı seni. Onun bir de orada amiri var. Çalarsın onun kapısını dersin ki sizin bu polisiniz nasıl benim kayıp başvurumu almaz? Ya işine geldiği zaman insanlar dağları yıkmayı biliyor. Ayrıca gerekçe de var. Çünkü peşinde Mikail olduğunu söylüyor. Ha, bu iddia doğruysa. Mevlüt Bey de diyor ki Sevilay aslında Mevlüt Bey de anladığım kadarıyla öldürüldüğüne emin ama Mikail öldürdü diyor. Devam edelim. Ablanızı son görmenizden ne kadar süre sonra Mikail Bey sizin yanınıza gelip ablanızın kayıp olduğunu söyledi? 1-2 gün sonra. 2012 miydi, 13 müydü, 14 müydü bilmiyorum. Ama Mikail Bey 6 ay, 1 sene sonrası İzmir'de gördüğünü söyledi. İstanbul'da gördüğünü söyledi. Mikail öldürülen de söyledi bunu. Ya ben bunu dedi, ormana götürdüm dedi, attım dedi, son duanı et dedim dedi. Öldüreceğim seni dedim dedi. Son duasını et dedi. Kıyamadım dedi. Kaldırdım dedi. Ötetti, beretti dedi. Hangi orman bu? Gebze'nin bir ormanları bilmiyorum. Seher Hanım ablam bunu kandırmış. Bilmem Mikail'e bir dağın başına bu parayı götürtmüşler. Mikail'i gasp etmişler. Parasını almışlar. Ötetmişler, beretmişler. Ablam yani. Ya ben utanıyorum bundan söylemekten ya. Sarı denen bir tabir var bak. Bakır değil sarı. Bilmem diyor kaç ton diyor sarı var bizde diyor. Ormana çağırıyorlar.
Mikail'e rehin alıyorlar. Sen adama sarı var diyorsun, oraya gidiyorsun, hiçbir şeyin yok, adamı rehin alıyorsun. Yarın daha sonra adam seni rehin alıyor. Mikail Bey'i kaç defa da dövdürdük seher. Kime dövdürüyor? Kendi şebekeler vardı ama ben tanımıyorum. Mikail Bey çok iyi bilir onları. Orada babam dedi ki ben de kızımı alıp götüreceğim dedi. Kızı da seher o kızal dedi ki ben... Yani sarı ne demek? Altın mı? Sarı altın yani. Hayır hayır. Tunç gibi bir şey, metal. Yani? Metal karışımı. Pirinç. Pirinç türü bir şey. Mevlüt Bey günaydın. Önce konuşmadan şimdi röportajı da bir çözümleyelim. Sarı ne demek? Sarı bu orada avukatımız dedi ki pirinç gibi dedi. Doğru öyle bir malzeme. Ben kendim görmedim ama anlatılan oydu. Nereden bulmuş da sevgilisini ormana çağırmış sizin kız kardeşiniz? Ya, onu? Bunlar tanışmış, Mikail anlattı bunu. Tanıştıktan sonra para getirmişler işte, ucuza vereceğiz, sen üstten para kazanacaksın falan filan. Öyle tanışmışlar zaten bunlar. Korkuya bak, gözlerine. Tanışırken de... Mikail, ben bunu öldürecektim. Tanışırken de Mikail'i dövdürmüş, Mikail de onu öldürecekmiş, son duanı etmiş, sonra sevgili mi olmuşlar? Yani, ters bir şey olmuş, hani büyük aşklar, Mikail, büyük düşmanlıklarla başlar falan mı? Neyse biz gene röportajı sen bir düşün. Sen bir düşün, orası olmamış çünkü senin anlattığın gibi. Bir devam edelim, izleyelim. Olmamış orası. Mikail Bey'i kaç defa da dövdürdük seher. Kime dövdürüyor? Kendi şebekeler vardı ama ben tanımıyorum. Mikail Bey çok iyi bilir onları. Orada babam dedi ki ben de kızımı alıp götüreceğim dedi. Kızı da seher o kızal dedi ki ben dedi özgürüm. Ben dedi gitmiyorum dedi. Babam da hiçbir şey yapamadı. Polis dedi ki hiçbir şey yapamazsın. Reşit dedi. Babam da döndü köyüne geldi. Ben de askere gittim o zaman. Orada tartıştığınızda yanınızda kimler vardı? Nurettin abim vardı. Ben vardım. Seher vardı. Mikail vardı. Ondan sonra herkes yoluna gitti zaten. 2015 yılında kız kardeşiniz Peri Hanım Sevile Hanım'ın yanına gelip anneni dayın kavga esnasında öldürdü demiş. Kavganın da para olduğunu iddia etmiş. Ben bugün Peri ile görüştüm, kız kardeşimle. Diyor ki Sevilay diyor küllüm diye yalan konuşuyor diyor. Ben diyor ona kesinlikle öyle bir şey söylemedim diyor. Her türlü diyor yanıma gelsin diyor konuşsun diyor. Sizin halanız Güllü Hanım da bu tarz bir iddiada bulunuyor. Güllü Hanım'la bugün görüştüm. Beni aradı kendisi. Telefonumda kayıtları vardır. 25 yıldır dedi ben bunlarla görüşmeyeyim dedi. Nasıl olacak bu iş dedi. Yaşar Bey de yayınımıza bağlandı. O da Güllü Hanım'dan aynı iddiaları duyduğunu iddia etti. Yaşar Bey Seher Hanım'ı perma perişan ettiğini... Onları da söylesin. Oradan yalandan çıkıp da ağlamasın. Her şeyini söylesin. Ben bundan hepsini biliyorum. Ben diyor sen kızını göstereceğim diyor. Bilmem falan yere gel diyor. Yaşar Bey nerede tehdit etti Seher Hanım'a? Ne diye tehdit etti? İstanbul'da her yerde. Sevile Hanım'ın iddiasına göre babanız da Seher Hanım'ın başına gelenlerin ne olduğunu biliyormuş. Hatta şöyle diyormuş size. Seher'i sen kaybettin, sen getireceksin. Öyle bir şey yok. Sevile de ki dedeni yolda görsen tanır mısın diye sor. Tanımaz. Gitmiş mi dedesinin yanına? Gitmemiş. Yayına bugün kız kardeşiniz bağlandı. Nilgün. O abim demiş halıya sardı attı demiş. Öte demiş beri demiş. Şimdi Nilgün Hanım yanıma gelecek. Ha bile koltuğa oturacak yanımda aynı hesabı vereceğiz biz orada o zaman. Gömdümse gömdüm. Attımsa attım. İddiaları edenler karşıma çıksın. Nereye koyduksa beraber bulacağız. Demek ki suç ortağı var burada. İnsanın bir kere adı kötü çıkmasın, kötü bilmişler. Ama ben iyilikler babasıyım. Benim hiçbir ilgim, alakam yoktur. Alacak verecek devam yoktur. Üzerime bir araba vardır. Nereden aldığım bellidir. Nasıl aldığım bellidir. Kuruşu kuruşuna hesabını veririm. Evet, dayım bunları söylüyor. Aslında sizinle ilgili çok daha farklı iddiaları da vardı ama çok adaba uygun olmadığı için onları kesmek zorunda kaldık. Yani sizin de eski eşinizi bu bahsi geçen işlere sürüklediğinizi aslında iddia ediyor Mevlüt Bey. Şimdi Mevlüt Bey tekrar bir başlangıç yapalım. Günaydın. Günaydın. Şimdi buraya küçük bir kız geldi. Sevilay geldi. Siz onu hayatınızda kaç kere gördünüz bilmiyorum ama diğer kardeşleriniz Sevilay'a annesini öldürdüğünüzü söylemiş. O sırada da berabersiniz. Siz evlisiniz Melek denen kişiyle ki o Melek Hanım'ı hala arıyoruz bulamadık. İstanbul'da olduğu söyleniyor ama nerede olduğunu bulamadık. Siz o sırada Melek isimli hanımla evlisiniz. Sevilay asıl isminin Melahat olduğunu söylüyor. Siz varsınız. Melek Hanım var, Seher var. Seher bir de görüştüğü Mikail Bey var. Şimdi bildiğimiz o dört kişi. Seher Hanım nasıl kayboldu?
Ya şimdi normalde ortada bir kaybolma yok. bu Mikail dedi, kayboldu dedi. Ben kaybolduğunda haberim yok. Aynen babam hesabı. Bu bir hat değiştirirdi, bir giderdi, bir gelirdi. Yaşar da bak orada söylüyor. Devamlı evden kaçardı. O Sevre 2 yaşındaydı. Evleri kaç defa terk etti. Devamlı kavga ederlerdi. Ben bunların yanında kalıyordum. En son aile içi kavgadan dolayı ben bunlardan uzaklaştım. Yaşar Bey de bunu kendisi biliyor. Tamam ama Gebze'de en son siz, eşiniz ve Seher aynı lokantada çalışıyormuşsunuz. Şimdi sadece sizin anlattıklarınız değil yani. Dünden beri bir tonda telefon alıyorum ben yani. Hani konuşmalarınızı isterseniz ona göre anlatın. Siz zaten Gebze'de beraber değil miydiniz? Görüşmüyor muydunuz? Ya şimdi şöyle bir şey. Biz... matris şu bu kesinlikle yoktu. Yeme içme işi vardı. Hı hı. Aile salonu ayrıydı. Aile bahçesi ayrıydı. Hala da mevcut. Her türlü tespiti yapılabilir. Seher kesinlikle orada kesinlikle çalışmadı. Bir müşteri olaraktan gelirdi. Yerdi içerdi. Parasını verir giderdi. Tabii ki kendisi vermezdi. Mikail Bey kendisi verirdi parasını, pulunu. Oradan giderlerdi. Kesinlikle ben Seher'le çalışmadım. Evine gitmedim. Evinde kalmadım. Kesinlikle evlerimiz ayrıydı. O da bana gelip kalmazdı. Ona yani her gece babanızın, bir mekanlara giderdi. Babanızın görür görmez tasvip etmediği evli ve yaşı da hayli geçkin olduğu için Seher Hanım'ın yanına yakıştıramadığı Mikail Bey'le kız kardeşiniz bir şey içmek için koca Gebze'de sadece siz ve eşinizin çalıştığı lokantaya mı geliyorlardı? Yani niye oraya geliyorlardı? Ya orası rahat oluyordu. Bir de evli olduğu için, yetişkin çocuklar olduğu için burası da çarşıdan biraz kıyık kesimde olduğu için burayı tercih ediyorlardı. Ama orası rahat kimse bilmiyordu. Rahat olmamalılar. Sen de erkek kardeşsin ya. Sen tepki göstermelisin. Rahat olmamalılar. Ya sen varsın orada. Ya ben şimdi şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var Müge Hanım. Benim tepki göstermem artık para yetmiyor. Çünkü bu Mikail bunu almış yanına. Aynen babamın anlattığı gibi buna sahip çıkmış. Bunu her türlü ihtiyaçları görüyor. Ev kirasını ödüyor. Üstünü başını yiyeceğini içeceğini. Şimdi ondan ayrılsa her gün bir arkadaşıyla gelecek. Bir kişiyle gelmesi daha uygun bence. Anladım. Ve madem hani geldi, o adam da o galerici dedi, adam dedi. Her türlü imkanını sağlıyor. Bir tek onun mu acaba tabii ihtiyaçlarını karşılıyor yoksa aile fertlerinden başkalarının da yani sizin de ihtiyaçlarınızı karşıladı mı? Bir ara vermek zorundayım özür dilerim.